Zagor, son darbe, çeşitli kabilelerden kaybolan kızıl derilerin bir madende çalıştırıldığını öğrenen Zagor, içlerinde Chico'nun da bulunduğu bu esirler grubunu kurtarmaya karar verir ve çeşitli çatışmalardan sonra madenden çıkmayı başarırlar. Santim santim ağır kayalar tepenin kenarına doğru itildi. Sonra büyük bir gümürtüyle haydutların şaşkın bakışları altında aşağı yuvarlandı. Bu sırada Chico da işe katılmaya karar vermişti. Fakat her zaman olduğu gibi hesaplarını yine yanlış yapmıştı. İmdat imdat... Ama zavallı Chico'ya şans bir defa daha yardım etti. Bir ağacın dallarına takılarak havada asılı kaldı. Şuraya bakın. Şimdi her şey anlaşılıyor. Bu uğursuz kızıl deriler bizi içeri hapsetmek istiyorlar. Tanrım, durduralım onları öyleyse. Eh işte cehenneme göndereceğim biri. Al bakalım kızıl suratlı, şunu da al. Oh uh, öldü mü dersiniz? Şeytan götürsün onu. Düşünecek vaktimiz yok şimdi. Bu sırada çok dikkatli ol küçük şişman adam. Seni yukarı çekmeye çalışacağım. Çabuk ol Natuka. Bu adamlar beni hedef tahtası sandılar. Aman dikkat edin. Yeniden boşluğa uçmak istemiyorum. Vah oh, yardım edin bana kardeşlerim. Meksikalı dostumuz yuvarla yuvarladığımız kayalardan daha ağırmış. İşler şimdi değişti Gomez. Eğer teslim olmazsanız başka kayaların atılması için emir vereceğim. İşler kötüye gidiyor. Ne dersin keskin bakışlı? İnanılmaz şey. Bir tek adam başımıza bu kadar dert açtı. Haha Zagor bu defa küçük bir şeyi unuttu. Kendi açtığı yoldan benim de faydalanabileceğimi düşünmedi. Onun arkasından yaklaşıp daha ne olduğunu anlayamadan vücudunu kurşunla dolduracağım. Gomez suların çekilmeye başladığı galeride koşarken suç ortakları ani bir karar alıyorlardı. Sen patronun yanına koş kelebek. Belki sana ihtiyacı olur. Ya sen? Ben burada kalıp Zagor'u oyalayayım ki sizin hareketiniz başarılı olsun. İyi fikir keskin bakışlı. Birkaç dakika sonra mükemmel işte beklediğim fırsat. Elveda Zagor artık ayağıma dolaşamayacaksın. Gomez tabancasının horozundan çıkan sesi Zagor'un keskin kulaklarını Zagor'un keskin kulakları duymuştu ve her zamanki gibi yıldırım hızıyla tepki gösterdi. ''Bay Gomez, Bay Gomez, bunu sana ödeteceğim vahşi herif.'' ''Vay canına, yine sen misin ayıklıklı herif?'' ''Görüyorum ki arkadan saldırmak sizde adet haline gelmiş.'' Beni silahsız bırakmak işine yaramayacak Zagor. Boynunu ellerimle kopartacağım. Pek sanmıyorum dostum. Bu sırada keskin bakışla son mücadelesini yapıyordu. İşler iyi gitmemeye başladı. Kısa yoldan kişi kırmalıyım. Vah gözü kapalı. Soluk yüzlü kaçmaya çalışıyor. Karamba kramita. Burada işe benim müdahale etmem gerekiyor. 1, 2, 3. Bu da tesadüfse bıyıklarımı keserim. Teslim ol Aydut. Büyük çikonun esirisin artık. Hey söylediğimi anlamadın mı? Esir misin dedim. Kapa çeneni kırmızı suratlı. Mani tüm seni sonsuz yeşillerine almaya hazırlanıyor. Gulp İmdat, imdat. Bırak boğacaksın beni. Önce ağzını önce ağzını açılmamak üzere kapayacağım. Madem ki öyle, ben daha önce tek gözünü kapatayım. Ah uğursuz şey. Maymun hiçbir şey göremiyorum. Bunu da al ve yıldızları saymaya başla. Şimdi kımıldama yoksa seni parçalarım, mahvederim, öldürürüm. Vay canına bu kadar vahşi olduğunu bilmiyordum Çiko. Eh bana gerekli saygıyı göstermezsen bu hayduta yaptığım muameleyi sana da yaparım ha. İki gün sonra esrarengiz şekilde ortadan kaybolanları kabilelerine gönderip suçluları da adalete teslim ettikten sonra Zagor ve Chico kayugalardan ayrılıyorlardı. Ertesi gün de dostları Jordan'ı ziyaret edeceklerdi. İşte Stilton'a geldik Chico. Hemen gidip kendine yeni bir elbise alabilirsin. Hikaye yapılacak daha acele bir işim var benim. O da neymiş? Anlamadın mı? Biraz sonra suratın neden böyle asık garson efendi. Ehem ehem içki istediğiniz gerçekten doğru mu? Bir de soruyor musun? Baksana daha şişeye görür görmez gözlerim yuvalarından fırladı. Beni dinlersen o şişeye elini bile sürme. Eğer benim saatimi düşünüyorsan telaşlanma. Benim gibi bir içkiye bu şişe vız gelir. Benim gibi bir içkiciye bu şavuz gelir. Ehem benim söylemek istediğim o değildi. Diyecektim ki lütfen kes fazla uzatırsan iştahımı kaçıracaksın. Saatine dostum. Hey ne oluyor Şerif? Şaka mı ediyorsun? Hayatında bu kadar ciddi olmamıştım kızıl suratlı. Biraz içeride kalırsan kanunlara uymayı öğrenirsin dikkat burada alkollü içecek alkollü içkiler içecek olan bütün kızıl deriler 10 gün hapsedilecektir. Hey bir dakika ben kızıl derili değilim. Yok canım sen onu benim sakalıma anlat. Böylece gidiyor musunuz Zagor? Gidiyorum Jordan. Çiko'ya bir elbise alıp bıyıklarını takma olmadığını şerife ispatladıktan sonra hemen yola çıkıyoruz. Bu maceranın sonu. tehlikeli tehlikeli karar yeni macera Spring Village Kentucky Kentucky sınırında küçük bir merkezdir. Hey Sam gelene bak. Hay Allah Çiko bu Zagor'un arkadaşı. Aman dikkatli olalım yine bir numara yapmaya kalkmasın. Kuzeybatı'nın en sevimli barmeni. Barmenine selam. Selam Çiko, hangi rüzgar attı seni buralara? Cömertlik ve dostluk rüzgarı. Sana gerçek bir iş teklifi yapmaya geldim. Bu sepetin içindeki 6 sincap postuna karşılık bana ne verirsin? Görelim hele. 6 sincap postu pek bir şey etmez ama işte bir kutu en iyi kalite pro. mükemmel sam. Anlaştık. Şu postları görelim artık. Çok eski değildir inşallah. Tam tersine dostum. Tam tersine. Ha ha ha. Çiko'nun gülmesi Sam'ı şüphelendirdi. Ama sepeti yine de açtı. Ve hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Ha ha ha. Küçük bir şey söylemeyi unutmuştum. Kusura bakma. Postlar sahiplerinin üzerindeydi henüz. Bu şakaya kızmamışsındır sanırım. Hayır Çiko merak etme. Zaten ben de sana küçük bir şey söylemeyi unutmuştum. Proların patladığını. Ha ha ha. Püh, amma da basit bir şaka. Burası görmeyeli bayağılaşmış. Elveda. Hey Çiko ben de seni arıyordum. Zagor, Albay Burnett ile konuşmam bitti mi? Evet, ordunun Şavni Kızıl Derilerinin sınırına yakın bir yerde inşa edeceği yeni bir kale için rehberlik görevini aldık. Hepsi bu kadar mı? Bizim için basit bir yolculuk olacak öyleyse. Eh, bir bakıma öyle. Benim orada bulunmam Kızıl Derileri kızıl derilerin çalışanları karşı herhangi bir tepkisini önlemeye yarayacak. He he artık yaşlanıyorsun dostum. Seni diplomatik görevlerde kullanmaya başladılar. Çeneyi bırakarak da adımlarını çeneyi bırak da adımlarını aç biraz. En kısa zamanda birliğe yetişmemiz lazım. İki arkadaş birkaç saat süren hızlı bir yürüyüşten sonra akşama doğru kamp yerine ulaştılar. Gayret Çuko, geldik artık. Kimsiniz? Spring Village'ten geliyorum. Albay Valkira, bir mesajım var. Albay çadırda, sizi götüreyim. Sağ ol dostum. Birkaç dakika sonra Çuko daha önemli bir konuya eğilmişken, Nefis, gerçekten nefis bir koku. Zagor'da yaşlı komutanla tanışıyordu. Sizden sık, sık 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 söz edildiğini duydum Zagor. Anlatılan şeylerin birer efsane olduğunu sanıyordum. Bana sizin yardımınızı sağlayan Albay Wernet'e çok müteşekkirim. Bize büyük yardımda bulunacağından eminim. İnşallah efendim. Şimdi gidip temen Dubrovski'yi görün Kendisi bize bir çadır verecek, verecek. Ayrıca diğer ihtiyaçlarınızı da karşılayacak Dubrovski mi dediniz? Bu adı ilk defa işitmiyorum İki yıl kadar önce Pitt Kalesi'nde bir Dubrovski vardı Ama o yüzbaşıydı Aynı kişi söz konusu Dubrovski'nin üstlerine itaatsizlikten dolayı rütbesi indirildi. Fakat savaş bakanlığındaki dostları sayesinde bu yeni görevi alabildi. Hmm, öyleyse bu adam bu görevi yaparak eski itibarını kazanacağını ümit ediyor. Bir bakıma öyle. Fakat hayal kırıklığına uğrayacak. Sakin bir hava içinde kale inşa etmek için kahramana ihtiyacımız yok bizim bu düşüncenize katılıyorum. Bu sırada haydi bakalım karavancılar ziyafet başlıyor. Hepiniz kuyruğa girin. Porsiyonlar hesaplıdır. Pöh sen de az maskara değilsin dedi. Evet bir kuru fasulye için bu kadar merasim de fazla yani. Hımm ahşi başının görünüşü hiç de ümit verici değil fakat denemekte her zaman fayda vardır. Bu gibi durumlarda kayıtsız ve rahat olmak gerekir. Dostumuz kimsenin dikkatini çekmeden kuyruğa girdi. Birkaç dakika sonra, hey sen de kimsin? Meksika ordusundan piyade yüzbaşısı Filipe Lopez Martinez. Bak sen, beni dinle yüzbaşı, dinliyorum. Bana kalırsa yolunu şaşırmışsın sen. Burası Amerikan ordusu. Meksika ordusu ise 5000 kilometre daha güneyde. Ha ha, ha İyi yaptın Teddy. Adanın kalabalığına bakılırsa ona 4 porsiyon vermen gerekecekti. Hay Allah ne oluyor burada? Hem önemli bir şey değil efendim. Bizim karavan karavanadan yemek yemeye kalkan bu adamla biraz eğleniyordu arkadaşlar. Allah kahretsin ordudan geçinmeye kalkan sefil parazit. Hey bir dakika ben söylediğin kimselerden değilim. Ben buraya sus serseri. Haydi tutun onu 20 kırbaç yesin de aklı başına gelsin. Fakat efendim. Danovan sana bir emir verdim. Hem hemen yerine getireceğim komutanım. Hayır bırakın beni. İmdat imdat. Pöh bağır bakalım serseri. Hak ettiğin dersi almaktan kimse kurtaramaz seni. Öyle mi dersin Dubrovski? Ahyak. Çıkoya el kaldırılmasından hiç hoşlanmam. Bu yumruk da sana bunu hatırlatır sanırım. Çabuk şu az şeyi yakalayın, tutuklayın. Duydunuz mu? Atlayın çocuklar. Vay canına, bana doğru tek adım atanın sonu fena olur, unutmayın. Haydi tutuklayın şunu, bu bir emirdir. Bir an tereddütten sonra askerlerden birkaçı Zagor'un üzerine doğru geldi fakat sonuç düşündükleri gibi çıkmadı. Diğerlerinin de harekete geçeceği sırada sert bir ses işitildi. Teğmen Dobroski, Çavuş Donovan neler oluyor? Hay Allah halbay. Gelir gelmez hadise çıkardığım için üzgünüm albayım. Fakat bu adam arkadaşımı tartaklayacaktı. Bu vahşi yalan söylüyor. Ben Yeter beyler. Bu durumun bir yanlış anlamadan doğduğuna eminim. Karşınızda gördüğünüz kimse Zagor'dur. Bize rehberlik etmeyi kabul etti. Ona iyi davranmalıyız. Duydun mu? Zagor'muş. Uh, Darkwood Ormanı'nın ünlü adalet adamı. Onunla iyi geçinmeli. Evet, albay gelmeseydi her birimiz daha birkaç yumruk yiyecektik. ''Zagor, Dubrovski, bu hadiseyi el sıkışarak kapatmanızı istiyorum.'' İşlerinden gelmemesine rağmen iki adam Albay'ın sözünün yerine getirdi. El sıkıştılar fakat bakışları hiç de dostça değildi. Bu arada T.M.'nin dudaklarından birkaç söz çıktı. ''Bunu sana ödeteceğim Zagor, yemin ediyorum.'' İlk birkaç günlük süre içinde hiçbir olay meydana gelmedi. Devamlı başta olan Zagor emin bir şekilde yolu tayin ediyordu. Nihayet kalenin inşa edilmesi düşünülen yere vardılar. Güzel şimdi iş inşaat için en uygun yeri seçip yeteri kadar ağaç bulmaya kalıyor. Evet neyse ki bu bölge ağaç bakımından hayli zengin. Eğer izin verirseniz albayım kale yapmak için en uygun yeri buldum bile. Haritaya bakalım lütfen. Gördüğünüz gibi bu dağ sırası Şavnilerle Çevrakeler arasında tabi bir sınır meydana getirmekte. Bu dağlar buradan 10 mil kadar kuzeyde geçit vermektedir. Bu geçit ise iki kabileyi birbirine bağlayan tek kapıdır. Eğer kaleyi buraya inşa edersek iki taraftaki toprakları da toprakları da kontrol altına almış oluruz. Hay Allah ilginç bir teklif. Siz ne dersiniz Zagor? Ben aynı fikirde değilim Albayım. Gök gürültüsü geçiline yapılacak bir kale stratejik bir stratejik bakımdan uygun düşebilir fakat ortaya başka problemlerin çıkmasına yol açar sözünü ettiğiniz geçit yüzyıllardan beri bizon sürülerinin kuzeyden güneye göç ettiklerinde kullandıkları tabi yoldur. Eğer geçidi kapatırsak bu hayvanların geçiş sırasında kışlık yiyeceklerini ve giydikleri postları onlardan sağlayan kabileler açıkta kalır. Böylece binlerce insanı çok zor durumda bırakmış oluruz. Bu kadar yeter Zagor. Bir avuç pis kızıl suratlı ile Amerikan ordusunun menfaatlerini bir tutamazsınız. Hem sonra kendi ırkından insanların arasında yaşayacağı yerde o vahşilerle yaşayan bir adamın sözlerini neden dinleyecekmişiz? Vay canına! Bir kelime daha söylersen kendini ölmüş bil. Uh ben... Lütfen durun Zagort. Hemen siz de sözlerinize dikkat edin. Kızıl derili kabilelerle anlaşmazlık çıkarmamak için emir aldık. Ve Zagor'un düşünceleri benim için çok önemli. Bu yüzden kalenin çağlayan boyunda inşa edilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasını emrediyorum. Fakat albayım sanıyordum ki bu bir emirdir Teğmen. Baş üstüne. Dobroski bir defa daha Zagor'u nefret dolu gözlerle baktı. Fakat daha sert bir bakışla karşılaştı. Sonra mırıldanarak oradan uzaklaştı. Pis alçak. Öcümü almadan rahat edemeyeceğim. Çalışma günlerce sürdü. Balta sesleri ormanda yankı yapıyordu. Vadide ise yeni yapı yavaş yavaş şekillenmeye başlamıştı. Zagor'da zamanını avla geçiriyordu. Bir gün iyi bir avdan sonra karamba karambita ne oluyor burada? Vay canına kamp yerini değiştiriyorlar galiba. Bu değişiklik hoşuma gitmedi. Gel çiko olup biteni anlayalım. Birkaç dakika sonra baltalı ilah çavuş Donovan'dan bilgi alıyordu. Şaka falan yapmıyoruz. Kuzeye gidiyoruz. Plan değişti. Kale gök gürültüsü geçidine inşa edilecek. Fakat saçma. Bu albay böyle bir emir veremez. Haklısınız. Bu emri ben verdim. Bundan böyle de emirleri ben vereceğim. Sen mi? Dubrovski ne demek bu? Her şey nizamlara uygun Zagor. Birliğin komutanı bundan böyle benim. Bu sabah Albay Walker'ın üzerine büyük bir kütük düştü. Seninle de hesaplaşmanın sırası geldi artık dönek herif. Alçak adam. Askerler yakalayın şu adamı. Vay canına. Riçko kaçalım buradan. Durun. Durun yoksa ateş ederim. Ateş, ateş, hay Allah. Anne, başımız dertte Zagor. Konuşmayı bırak da koş çiko. Gup, işte başkaları. Her şey bitti. Daha değil çiko, gel. Ah yak. Hay Allah, ne cesaret. inanılmaz şey. Ateş edin. Ateş. Gulp neyse ki su burada oldukça derinmiş. Sevinebilirsin dostum. Bu defa da tehlikeyi ucuz atlattık. Takip etmiyorlar mı bizi? Pöh, akıntı o kadar fazla ki birazdan iyice uzaklaşmış oluruz. Atları olsaydı belki bizi yakalayabilirlerdi. Madem ki öyle akıntıyla bin Kilometre gidebilirim. Denize geldiğimizde uyandırırsın beni. Saçmalama, 10 mil bile uzaklaşmayacağız. Bu inatçı Dubrovski'nin başı kale, Kaleyi gök gürültüsü geçidine kurmak istemesi yüzünden belaya girecek muhakkak. Onun için Kızıl Derli kabilelerine uğrayıp barışı bozmamaları için onları uyaracağım. kesik suratın kabilesine gidelim önce. Akıllı bir reistir, bize yardımı olabilir. Ondan sonra da kızıl değerlerle askerler arasında kanlı bir çarpışmaya yol açmadan Dubrovski'ye iyi bir ders vermenin yollarını ararız. Ölüm mahkumu Zagor'un askeri birlikten ayrılışından beri bir ay kadar zaman geçmişti. İnşaat bir hayli ilerlemişti. Son duvarlar neredeyse bitmek üzereydi. Ve gu gururlu Dubrovski ise çalışmalar hızlandıkça daha da çok sabırsızlanmaya başlamıştı. Haydi çavuş şu lapacıları harekete geçir biraz yoksa barakaları tamamlayamadan Kış bastıracak. Bağış üstüne. Yalnız dün gece de batı tarafındaki duvarlardan birkaç mehlere tahrip edildi. Hımm buralarda yaşayan kızıl suratlar yapmış olacak bu işi. Nöbetçileri iki katına çıkarın donavan. O pis hırsızlardan birini yakalayana 20 dolar mükafat vereceğim. Ayrıca herkesin görebileceği bir yere bir dar ağacı yapılmasını istiyorum. Birkaç örnek onların akıllarını başlarına getirir. Emredersiniz temenim. Temen, pöh, bütün askeri otoritelerin ilgisi dünyanın bu bölgesine çektikten sonra da beni böyle mi çağıracaklar acaba? O zaman rütbemi ve prestijimi yeniden elde edeceğim ve bunu bütün bölgeye ateşe atmak pahasına da olsa yapacağım. Birkaç gün sonra Cherokee köyünde Kusura bakma Zagor. Benden istediklerin için sana garanti veremem. Halkımı frenlemek için elimden geleni yaptım. Fakat askerler onlara karşı o kadar kötü davrandılar ki. Genç savaşçıların sabrı kalmadı. Artık gök gürültüsü geçidini yeniden açmak için kuvvete başvurmak zorunda kalacağız. Sana daha önce de söylediğim gibi her gece adamlarımdan birkaçı inşaata zarar vermek için kesik surat bak. Ulu manütü an, an darbu şavnilerin reisi işte iyice yorulmayacak bir ziyaret. İşte iyiye yorulmayacak bir ziyaret. Selam sana çörekelerin reisi sizlerden birilerini getirdim. Küçük Ceylan ve Vahaku ölmüşler. Evet, geçen gece kalenin kazıklarından birkaçını devirmeye uğraşan savaşçılarından ikisi gibi. Vah, bu yetmiyormuş gibi genç oğlum küçük tilki ölüm ağacı kurmuş olan mavi ceketlerinin elinde kaldı. Vay canına. Anlamıyorum Zagor, sözüne ettiği ağaç ne ağacı? dar ağacına kızıl derilerin verdikleri at. Bu Dubrovski alçı işi büyütüyor Çiko. Sana şunu soruyorum kesik surat. Soluk yüzlerin halklarımızı açla açla ölüme mahkum etmelerine müsaade edecek misiniz? Yoksa çörökeler, şavniler, Nantaslar ve Pilerle birleşip yeni kaleyi ortadan kaldıracaklar mı? Hay Allah, anne, büyük bir cingar çıkacak. Bir dakika büyük reis, gerçek bir kızıl derili dostunun sözlerini dinler misin? Dinle onu andar, Zagordur, baltalı ilah. Vah, seni bana tanrılar gönderdi, kudretli Zagor. Yarın seninle birlikte dövüşmekten gurur duyacağım.'' senin gibi değerli bir savaşçı ile birlikte tehlikelere göz germek bana da bana da gurur verir andar. Fakat kanlı bir savaş başlamadan önce bu meseleyi benim usullerimle çözmeyi denemenizi istiyorum. Yani yalnız başına mı? Tamamen öyle. Bana iki gün izin verin. Bu süre içinde mahpus kurtarılıp kale yıkılmazsa sen ve adamların istediğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Uk uh, sana güvenim var Zagor. Bekleyeceğim. Tanrılar için ben ve diğer kabileler de bekleyeceğiz kesik surat. Fakat Zagor bunu başaramazsa bu topraklar üzerinde çok kan akacak. Andar'ın sözü bu. Birkaç saat sonra Çuko beni burada hiçbir iş karıştırmadan bekle. Hey, beni götürmüyor musun? Gayet tabii ki hayır dostum. Yapmaya çalışacağım iş çocuk oyuncağı değil. Sen bana ancak engel olursun bu işte. İnan bana çok zor bir görev bu. Anladım anladım boşuna nefes tüketme. Ben olmadan da işini başaracak kadar kendini becerikli hissediyorsan istediğini yap. Bundan böyle seni dertten kurtarmak için ba dertten kurtarmak için parmağımı bile kıpırdatmayacağım. Elveda çıkıp Felipe, Filipe, Döne, Martinez, Gonzales adında bir arkadaşın olduğunu unut artık. Vay canına bu defa iyice kızdı galiba. Eh eğer geçide yarın sabah varmak istiyorsan vakit kaybetmemeliyim. Kahramanımız ormandaki yollarda hızla ilerliyordu. Daha sonra karanlığın basmasına rağmen Dağlık arazide aynı süratle yoluna devam etti. Sabaha karşıdır Roskin'in inşa ettirdiği duvarların önüne gelmişti bile. Hmm, o teğmen dedisinin şaheseri buradaymış. Eğer şansım yardım ederse hiçbir kurban bulamayacaksın. Uğursuz alet. Dur bakalım duvarlar oldukça yüksek ama neyse ki yanımda ip var. Mükemmel. Hey biri geliyor. Attığı ipin sağlam olduğunu gören Zagor tırmanmaya başladı. Fakat yakında bir ses işitince hay Allah bu hiç de iyi olmadı. Tam zamanındaymış. Birkaç saniye geç kalsaymışım daha balo başlamadan yakalayacaklarmış beni. Fakat yine de ipi almaya zaman bulamadım. İnşallah bu karanlıkta onu fark etmezler. Ne yazık ki olaylar Zagor'un düşündüğü gibi gelişmeyecekti. Uf uh, neden biraz durmuyoruz hal yorulmaya başladım. Delirdin mi sen? Temin emri çok açık sonra hiç hata affetmez. Hay Allah. Bak peder bu da ne dersin? Uh amma da sual yani görmüyor musun bir ip. Bravo onu sormadım sana bu ipi daha önce burada görmedim. Bu iş beni şüphelendiriyor mübala etme. Belki gündüz burada çalışan çocuklardan biri unutmuştur ve gub. ne dedin? Ne dediğini anlamadım peder bana. Hay Allah nereye kayboldun? Amma, amma da adam yahu peder. Hey peder. Arkadaşım burada. Eğer son söylediği sözü merak ettiğinse Gult yol açıldı. Artık bu adamlar kolay kolay uyanamazlar. Haydi Zagor, işin zor kısmı başlıyor. Duvarı kolaylıkla tırmanan baltalı ilah kendini kalenin içine bıraktı. Şansına içeridekiler derin bir uykuya dalmış gibiydiler. İşte Mahpus orada. Bu sefiller ona pek de iyi davranmışa benzemezler. Bir pars kadar hafif adımlarla ilerleyen Zagor mahpusun arkasından yaklaştı. Ve şaşırıp ses çıkarmaması için kızıl derinin ağzını kapattı. Ses çıkarma küçük tilki yoksa ikimiz de mahvoluruz. Ben Zagor'um halkının dostu ve babana seni kurtaracağıma söz verdim. İplerini çözer çözmez gürültü etmeden beni takip et.'' Birkaç saniye sonra iki adam duvarlara doğru sessizce ilerlemeye başlamıştı. Fakat karanlık ve küçük tilkinin dikkatsizliği hesapta olmayan bir aksiliğe yol açtı. Hay Allah! Vah! Ne var? Kim o? Hay şeytan! Fakat esir bu. Doğru, yanında biri var. Alarm! Esir kaçıyor. Çabuk ateş edin. O serseri elimizden kaçmamalı. Amma da gürültü, gayret delikanlı, geriye bakmak için kaybedecek zamanımız yok. Gayret, tırman ve kendini öte tarafa at. Ben de arkandan geliyorum. Genç kızıl derili duvar boyunca tırmandı. Zagor da onu takip etmeye başlamıştı ki bir şanssızlık oldu. Atlayın çocuklar. Vay canına Zagor bu. Zagor mu? Canlı, canlı istiyorum onu. Zagor, Zagor. Durma, kaç, kaç delikanlı. Beni düşünme. Baban kesik suratın köyünde. Oraya koş. Kurtar kendini küçük tilki. Andarın oğlu çalıların arasında kaybolurken kahramanımız ümitsiz bir mücadeleye başlıyordu açılın köpek sürüsü mücadele Dubrovski'nin öç alma hırsı ile parlayan gözlerinin önünde oluyordu. Ha artık elimdesin Zagor. Hay beni kolay yakalayamayacaksınız çakallar. Hay Allah. Silahsız kaldı. Şimdi yakalarız onu. İyi vurdun Bart. Haklı olabilirsin kara karavanacı. Fakat beni sen yakalayamayacaksın. E ee, silahsız bir adamdan korkuyor musunuz yoksa? Çetin bir cevizsin Zagor. Fakat bu senin aklını başına getirecektir. Biraz sonra. işte yine karşı karşıyayız Zagor. Günlerdir bu anı bekliyordum. Büyük bir hata işlemine engel olmak için burada bulunuyorum Dubroski. Devamı gelecek sayıda